Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü sohbetimiz diriliş üzerine olacaktır. Ölüm ve diriliş. Yakınların öldü, sana oyuncaklar alayım mı yavrum? Kendimizi, yaşlıları, özellikle nazik ve nazenin ve süratle tesir altında kalan çocuklarımızı ölüm hakikatine karşı nasıl hazırlamalıyız? Apansız gelsin yakınlarımızı, çevremizi, bizi, çocukların annesini, babasını vesairesini yakalayıp götürsün mü? Yoksa ölüm nedir? Hayat nedir? Ölüm nedir? Bu hakikatleri ispat ve izah edip hazırlayalım mı? Evet, herkes ölüm karşısında korkar ve ölümden titrer. Mümin de korkar, üzülür. Kimi yakınlarını kaybettiğinde, öldüğünde gözyaşı döker, dökebilir. Eğer ölüm hakikati ne hazırlanılmazsa, öldükten sonra diriliş olacaktır. Ölüm bir tebdili mekandır, bir mekan değişikliğidir, bir paydostur, bir terhistir, başka bir aleme göç etmektir diye anlaşılmazsa, düşünülmezse, öyle iman edilmezse, o zaman çok dehşetli travmalar da yaşanabilir ölüm karşısında. Anne, baba, kardeş, akraba veya arkadaşlarından ölen bir çocuğu şununla teselli edebilir miyiz? Yavrum, sana oyuncaklar alayım her türlü. Cep telefonu alayım, bilgisayar alayım, tablet alayım. Yavrum, seni kafelere, ki kafalara bak, göndereyim. Yavrum, sana oyuncak arabalar değil, hakiki araba alayım. Yavrum, şöyle yapayım, böyle yapayım, ağlama demekle acaba onları teselli edebilir miyiz? Veya yavrum, annen, baban, kardeşin, arkadaşın öldü. Nedir ölüm? Derin bir uykuya daldı, bir daha uyanmayacak. Bununla teselli edebilir miyiz kendimizi, onu, çocukları, gençleri, ihtiyarları vesaire? Çocuklar bu sefer kendileri uzun bir sefere, yolculuğa çıkmıyor. Anne babasını, yakınlarını, sevdiklerini, kardeşlerini de göndermiyor. Veya yavrum, annen, baban, kardeşin, arkadaşın, yakınların öldü ama derin bir uykuya daldı, bir daha uyanmayacak. Böyle bir anlayış, böyle bir felsefe, böyle bir bakış ile insanları, kendimizi, çoluk çocuğumuzu, gençleri, ihtiyarları vesaireyi teselli edebilir miyiz? İnsanlığın uykusu kaçmış kaçmış. Uyku hapları su gibi dağıtılıyor ve her an alınıyor. Niye? En dehşetli şey musibetler, belalar, sıkıntılar ve en büyük bir musibet gibi görülen ölüm uykuları kaçırıyor. Ne çocuk uyuyabiliyor, ne de anne babasını ve yakınlarını uyutuyor. O zaman nasıl teselli edebiliriz? Nasıl teselli olabiliriz? Gerçek teselli nedir? Nevi insanın dörtte birisini teşkil eden çocuklar, ahiret imanıyla insanca yaşayabilirler. Yani ahiret var, cennet var, hesap var, cemalullah var, sonsuz nimetler var. Sonsuz cennette yok yok diye ancak bu imanla yaşayabilirler. İnsanca yaşayabilirler. Ve insaniyetin istidatlarını taşıyabilirler. İnsaniyetin potansiyel halindeki yetenekleri taşıyabilirler. Yoksa o yetenekler mahvolur. Neden? Madem sadece bu dünya hayatı var,
ve her şey yok olup mahvolacak. O zaman ne diye çalışayım, ne diye uğraşayım, ne diye kabiliyetlerimi geliştireyim, ne diye insanlık adına iyilik ve merhamet yapayım, herkesi soyup soğana çevireyim gibi bir düşünce içine girebilir insanlar. Yoksa eğer ahirete iman yoksa, elim endişeler içinde azap veren, üzüntü veren endişeler, kaygılar içinde kendini uyutturmak ve unutturmak için çocukça oyuncaklarıyla oyunlara dalar, oyunlara dalar. Haylaz bir hayatla yaşayacak. Biraz daha gelişince alkol, kumar gibi kendisini ona verecek, ölümü düşünmeyecek. Hatta bugün öyle müzik vesaire ki hiç düşünmeye fırsat yok. Çok sesli bir müziktir, her taraftan sesler vesaireler geliyor. Alkolde de artık bir şeyi bulamayacak, teselli bulamayacak. Sonra uyuşturucuya vesaireye gidecek. Neden? Çünkü insan çok boyutlu bir zaman içinde yaşıyor. Şu anda geçmiş zaman, şimdiki zaman ve gelecek zamanda yaşıyor. Geçmişten başına gelen sıkıntılar, belalar, musibetler var. Onları hatırladıkça üzülüyor, elem duyuyor. Kaybettiklerini, ölen yakınlarını, akrabalarını düşündükçe üzüntü ve elem kaplıyor vücudunu. Geçmiş zamandan böyle. Şimdiki zaman zaten problemler yumağı içinde bulunduğu zaman ve gelecek zaman endişe ve korkularla. Dolayısıyla o korkular insanın bu problemlerden kaçış. Üç boyutlu zamandan dördüncü, beşinci, altıncı boyutlu bir zamana geçmek istiyor. Yani problemlerin, sıkıntıların, üzüntülerin, elemlerin, kaygıların, endişelerin olmadığı dördüncü, beşinci, altıncı bir zaman boyutuna. Üç zaman boyutu içinde bütün bu endişeler, korkular, sıkıntılar, bütün bunlardan sıyrılmak istiyor. Ahirete inanmayan bunu oyuncaklarla, bunu alkolle, bunu kumarla, bunu uyuşturucu gibi benzeri şeylerle halletmeye çalışıyor. Artık bulutların üstünde üç zamandan sıyrılmış, onların üstüne çıkmış toz pembe bir dünya. Ne problem var, ne sıkıntı var, ne düşünce var, ne akıl ona azap veriyor. Ama kısa zaman sonra sarhoşsa o sarhoşluğu geçiyor. Gene aynı durum ve gene tekrar sarhoşluğa devam. Uyuşturucuya düşmüşse artık onun kurtuluşu yoktur. Çok kısa zamanda hem ruhen hem de bedenen mahvolup gidiyor. Çünkü her vakit etrafında onun gibi çocukların ölmesiyle, yani bu çocukların ahirete iman psikolojisinin çocuklara ne verdiğine kazandırdığını izah ediyor Bediüzzaman. Çünkü her vakit etrafında onun gibi çocukların ölmesiyle onun nazik dimağında ve ileride uzun arzuları taşıyan zayıf kalbinde ve mukavemetsiz ruhunda öyle bir tesir yapar ki hayatı ve aklı o biçareye aleti azap, azap aleti ve işkence edeceği zamanda ahirete imanın dersiyle görmemek için oyuncaklar altında onlardan saklandığı o endişeler yerinde bir sevinç ve genişlik hissederek der. Bu kardeşim veya arkadaşım öldü, cennetin bir kuşu oldu, bizden daha keyif eder, gezer ve validem öldü, fakat rahmet ilahiye gitti, yine Cenab-ı Hakk'ın şefkatine, merhametine gitti, yine beni cennette kucağına alıp sevecek ve ben de o şefkatli anneciğimi göreceğim diye İnsaniyete layık bir tarzda yaşayabilir. Bir insan askere giderse veya gurbete giderse veya bulunduğu şehrinden uzak bir şehre okumaya giderse annesi babası aynı gözyaşlarını tutamaz. Ama onun bir tesellisi var, ben de gideceğim veya kısa zamanda o da gelecek. İşte ahirete iman böyle bir sevinç, böyle bir neşe kaynağı olur.
Hem insanın bir ruhunu teşkil eden ihtiyarlar, dörtte birini teşkil eden ihtiyarlar, yakında hayatlarının sönmesine ve toprağa girmelerine ve güzel ve sevimli dünyalarının kapanmasına karşı teselliyi ancak ve ancak ahirete imanında bulabilirler. Yoksa o merhametli muhterem babalar, şefkatli merhametli muhterem babalar ve fedakar şefkatli analar ki hayatlarını bizim için feda ediyorlar, bu kadar şefkat ve fedakarlar, öyle bir vaveyle-i ruhi, ruhen öyle bir vaveyle feryadu figan edecekler ki ve bir dağdağı kalbi, öyle dağdağlı perişan bir kalbe sahip olacaklardı ki, çekeceklerdi ki, dünya onlara meyusane bir zindan ve hayat işkenceli bir azap olurdu. Fakat ahiret imanı onlara der: merak etmeyiniz, sizin ebedi bir gençliğiniz var, gelecek ve parlak bir hayat ve nihayetsiz bir ömür sizi bekliyor. Sonsuz bir hayat sizi bekliyor. Ve zayi ettiğiniz evlat ve akrabalarınızla sevinçlerle görüşeceksiniz. Ve ettiğiniz bütün iyilikleriniz muhafaza edilmiş, korunmuş, arşivlenmiş, depolanmış, mükafatlarını göreceksiniz diye İman-ı ahiret onlara öyle bir teselli ve inşirah verir ki göğüs kalbine ferah ve sürur ve neşe verir ki her birinin 100 ihtiyarlık birden başlarına toplansa onları meyus etmez. Çünkü batıda da medeni ülkelerde de en zengin ülkelerde de görüyoruz, İhtiyarlığa yaklaşmış olan insanlar ölüm gelmeden intihar edip ölüp gidiyorlar. Neden? Ölüm korkutucu bir şey, yok olmak korkutucu bir şey. Onun şeyini artı ve ihtiyarlık dehşeti korkutucu bir şey. Ondan kurtulmak için bir an önce. Halbuki bizim bazen yalnız başına yaşayan ihtiyar dedelerimiz, ninelerimiz pekala ölüm ile adeta oynuyor. Hepimiz öleceğiz, Resulullah'la buluşacağız, cennette inşallah buluşacağız diyerek gerçekten bir neşe kaynağı oluyor. İşte buna, bu huzuru, bu neşeyi, bu sevinci veren ahirete imandır. Öldükten sonra 2x2=4 eder derecesinde dirilişi görüyor zaten. Müşahede ediyor, iman gözlüğüyle baktığı için binlerce tohumların dirilmesi, öldükten sonra, kaç ölümden geçtikten sonra dirilmeleri, onları gözlemliyor, müşahede ediyor. Hiçbir şeyin kaybolmadığını müşahede ediyor, sesin, görüntünün vesairenin, tohumların vesaire ağaçların kaybolmadığını görüyor. Ve her sene binlerce insanın yeniden dirildiğini görüyor. Trilyonlar sayısızca hayvanın, sineğin, kelebeğin ve sayısız yine ağaçların dirilişini, kışın ölmüş olan ağaçların dirilişini gördüğü gibi Kur'an'da imanı, ahirete imanı bütün bu dirilişleri nazara vererek ispat ve izah ettiğinden bu imanla ölüme bakan ihtiyar bir mümin veya bir çocuk veya bir genç böylece ölümden korkmaz, bir tebdil-i mekan olduğunu, bir mekan değişikliği olduğunu, başka bir aleme gidilmek lazım geldiğini, ölümden geçmek lazım geldiğini ve başta Peygamber Efendimiz'e, sahabe-i kirama, alimlere, müceddidlere, müçtehitlere, büyük zatlara, padişahlara, sultanlara, iyi insanlara, kaşiflere, mucitlere vesaire imanlı olanlarla buluşmaya akrabalarımızın çoğu gitmiş, biz de oraya gideceğiz diye bu imanla baktığından gerçekten 100 ihtiyarlık birden başlarına toplansa onları üzmez, meyus etmez. Bilakis bu düşünce, bu fikir, bu iman, bu inanç, bu izah, bu ispat
onları surura, neşeye ve mutluluğa götürür. Bir başka sohbette buluşmak dileğiyle.